Herkese merhaba. Bugün oda kokusu yapacağız birlikte. Evde bazen kendi kokumu kendim yapıyorum. Çünkü işte her odada bulunsun istiyorum ya da banyolarda bulunsun istiyorum. Böyle değişik değişik kokular yapmak istiyorum. Bunu nasıl yaptığımı size açıklamak istedim esasında. Hazır bu da bitmişken bu Perlona diye bir serisi Touch'ın kokularının Touch Linens galiba yanılmıyorsam. Bunun üzerine şimdi devam edeceğiz. Koku için malzemeleri sayıyorum size. Bir behere ihtiyacımız var. Aktarlarda bulabileceğiniz şöyle. Bunlar defnenin yağları. En kalitelisinin bu olduğunu düşünüyorum. Bende neler var mesela? Şöyle bakın. Portakal var. Böyle greyfurt var. Ben turunç kokularını gerçekten seviyorum. Hem parfümlerde seviyorum hem oda kokularında seviyorum. Acı var. Patchouli var. Sandal var. Limon var. Portakal var. Portakal yağı. Artı tarçın kabuğu var. Buna bayılıyorum. Parfüm için gerçekten ideal bir koku. Ve ıtır var. Itır. Şimdi bunların notalara göre ayrılması gerekiyor kokuların. Şimdi alt, orta ve üst notalar var biliyorsunuz. Alt nota tüm kokular gittikten sonra arda kalan esas koku. O kokunun ne olmasını istiyorsanız en başta koyacağınız kokunun o olması gerekiyor. Ve bunun içerisinde çözülmesi için ya alkol kullanmanız gerekiyor ya da kokusuz bir yağ kullanmamız gerekiyor. Üzüm çekirdeği yağı genelde seçiliyor, tercih ediliyor. Hatta gerçek parfüm yapımıyla ilgili de bir video çekmek istiyorum esasında. Çünkü şöyle göstereyim. Ben iki tane parfüm yapmıştım kendime ve gerçekten olağanüstü güzel kokuyorlar. Bunun tamamen şeyini size ayarlıyorsunuz, koku kalitesini. Nasıl kokulardan hoşlanıyorsanız ona göre içeriği hazırlayabiliyorsunuz. Böyle Migros'larda falan satılan işte yasemin yağı, Talya'nın gül yağı, bu ama gerçek gül esansı, evet gül kokuyor tabii ki ama gerçek bir gül yağı değil. Çünkü gül yağının damlası o kadar pahalı ki, çok pahalı bir şey. Yani binlerce lira vermeniz gerekiyor. Gene biberiye, kokularda çok güzel sonuç veren çilek, strawberry. Kayısı, gene gül yağı, iki tane mi almışım? Yok, aynısını almışım. Yasemin de söyleyeyim, okaliptüs, bunu da ayıracağım şimdi. Okaliptüs kokmasını istiyorum çünkü. Sandalwood, sandal ağacı ve lavantayı söylemiştim. Burada da baz yağlarım var. İşte badem yağı, tatlı badem yağı, ısırgan tohumu yağı. Gibi çay ağacı yağı, Hindistan cevizi yağı, bayağı bir yağ var ya. Ben burada siz isteyin, ben size yapıp göndereyim. Videonun altına isteyenler olursa valla yapar gönderirim yani. Hiç sorun değil. Şimdi başlıyorum. Öncelikli olarak şöyle bir beher var yine. Çok seviyorum bunları. Bunlarla uğraşmayı. Önce üzüm çekirdeği yağını tamamını beherin içine dökeceğim. Üzüm çekirdeği yağını koydum. Bir deney yapıyoruz burada. Hangi kokular hangi kokularla çalışıyor. Şimdi ben ıtır, sandal, evet bu kokuları çok seviyorum. Ama bu kokular ağırlıklı olarak biraz şey geliyor tabii ki. Deri kokuları, sandal kokuları böyle ağır gelebiliyor. O yüzden dip nota, şu an koyacağım şey dip nota olacak. Dip notada Itır'ın yanına ben portakal ve greyfurt da koymak istiyorum. Çünkü hatta ıtır değil de sediri koyacağım. Bu arada ıtır ve ylang ylang en fazla kalan ve en baskın olan yağlar. Dikkat edin. Ya yani 10 tane yağ koyarsınız ama damla adedini kaçırdığınız anda
Ylang-ylang ve ıtır tepeye çıkıyor. Yani bütün yağları bastırıyor, bütün kokuları bastırıyor ve ben çok fazla ondan hoşlanmıyorum. O yüzden onlardan çok az koyacağım. Şimdi önce kullanacağım kokuları bir kenara ayırıyorum. Limonu kullanacağım, sediri kullanacağım, portakalı kullanacağım. Portakal 2 tane almışım. Güzel, bence de mantıklı. Tarçın kabuğunu kullanacağım. Tarçın çok tatlı ve hoş bir hava veriyor. Artı biraz böyle okaliptüs yağını da kullanacağım. Biraz fresh bir hava verecek. Paçuri. Biraz da paçuri yağı aldım. Şimdi önce dipnotalardan başlıyorum. Böyle kitli bir sistemle yapmışlar. Notalar da çuli ve tarçın istiyorum. Paçuriden 3 damla koyacağım. Aha, 5-6 damla falan gitti. Karıştırıyorum. Tarçın kabuğundan, paçuriden biraz daha fazlasını koymam lazım. Hadi canım, bugün damlayacak mısın? Biz hepimiz bekliyoruz senin düşmeni. Bu böyle, o daha sıkı girdi. Bu böyle damlamayacak. Ben bunun ağzını birazcık açacağım. Yalnız yakıyor. Wow. Bunu nasıl damlatsam acaba? Çok da damlatmak istemiyorum çünkü. Şöyle 2-3 damla damlattım. Şu an koyduğum notalar, ilk notalar korkunç vaziyette, dudaklarım yanıyor şu anda. Tarçın kabuğu yağı şöyle koklarken şurama değdi ve ağzımı burnumu felç etti. Aklınızda olsun yani. Gerçekten iyice yıkayın. Alt notalarım hazır. Tarçın ve paçuli dedim. Şimdi orta notalarda çok daha turunç kokuları istiyorum. 18 damla limon damlattım. Limon ve sedir. Sedirden de 4 damla. Orta notalardaki damlaların totalde 20-25 damla olması öneriliyor. Oo, muhteşem, çok güzel bir koku oldu. Üst notalarda ben portakal, yanına da gül koymak istiyorum. Vazgeçtim, gül koyacağım. Gül, gül, gül. Üst notalarda bir, iki, üç, dokuz, 10 damla gül. Bir, iki, üç, dört, beş, 7 damla portakal. Şeyi koydum. Portakal yağı koydum. Ve şimdi bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar, efsane güzel bir koku oldu. Ben bunu şu anda bunu yaptığım bu şeyi normal bir fıs spreye koyup parfüm olarak da kullanabiliriz, biliyor musunuz? Sadece bu tarçın kabuğunun beni çok yakmasından biraz endişeliyim. Gerçi geçti şu anda bir kadın. İnşallah kızarmamıştır. Bilmiyorum orada gözüküyor mu. Şöyle, tabii bu kokunun dinlenmesi gerekiyor. Yaklaşık 24 saat. Şöyle
siyah, içi görünmeyen şişelerde bekletiyoruz. Bu şişeleri internetten alabilirsiniz ya da bitmiş şurup şişeleriniz varsa evde, küçük çocukları olanlar bilirler. Öksürük şurupları genelde bu renk şişelerde kalır. Bu şişelerin içerisine koyabilirsiniz. Şimdi bunu çoğaltmak için ben, evet bu bir öz parfüm diyebiliriz. Bunun 24 saat beklemesi gerekiyor. Ve çoğaltmak için dediğim gibi biraz alkol kullanabilirim, saf alkol ya da üzüm çekirdeği yağını daha çok kullanabilirsiniz. Saf alkol koyarsanız oda kokusu yapın. Üzüm çekirdeği yağı koyarsanız kendinize parfüm yapın. Boşa harcamayın derim. Alkolü çok fazla vücutta kullanmayı açıkçası sevmiyorum. Şimdi bunu, şunların da böyle bir yerlere boşa gitmemesi için sürüyorum. Bunlar biliyorsunuz hepsi doğal yağlar. Efsane güzel arkadaşlar. Size nasıl tarif edebilirim? Gül, patchouli, sedir, portakal. Üst notalarda şu anda sedir ve portakal çıktı. Alt dip notalarda biliyorsunuz patchouli var, limon var. Bunlar böyle uçtukça o kalıcılıkta kalacak. Orta notalarda da tarçın kabuğu kullandık. Ve yine portakal kullandık. Sedir kullandık. Efsane güzel bir koku oldu. Burada kalsa odanın tamamını sinecek gibi bir yoğun koku diyebilirim yani. Şişeye boşaltmak için buna aktardım. Evet. Şişenin şöyle üçte birine geldi. Ben şimdi bunun ağzını kapatıyorum ve karanlık bir yerde dinlenmeye bırakıyorum. Bence bu koku işini gerçekten deneyin. Kendi kokunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Çok sevdiğiniz kokulardan içine sıkabilirsiniz bunun. Yani kendi sevdiğiniz parfümlerinizden de böyle kokuları sıkabilirsiniz. Biliyorsunuz o yağla ve şeyle karıştığında alkolle güzel bir sonuç verebiliyor. Evet, ben şimdi dinlenmiş olanlardan hemen parfüm şişeme boşaltıyorum. Evet. Şimdi durdukça efsane bir koku haline gelecek. Oh, çok güzel oldu kokusu. Biliyorsunuz bu koku çubuklarını da burada tutup iyice ıslandıktan sonra, yani ertesi gün ya da bir iki gün sonra şöyle çevirip diğer taraflarını koymamız gerekiyor ki koksunlar. Yoksa çubuğu unutursanız döndürmeyi, o çubuk orada kendi kokusunu kendisi çekiyor ve buralara ulaşması ve evi kokutması daha uzun bir süre alıyor. Ondan sonra da biz böyle kokuyu suçluyoruz. Diyoruz ki aa güzel kokmadı bilmem ne. Aklınızda bulunsun. Ben yapıyordum çünkü eskiden. Çok güzel oldu. Değişik bir kokulu bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ve bu saate kadar gelen ve beni takip eden herkese sevgilerimi iletiyorum ve teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki benimlesiniz diyorum. Hoşça kalın.